Hedef bizim aslında kendimizi eğitmemiz, tamam mı? Asıl hedef bu. Kendimizi eğittiğimiz zaman her şey yolunda gidiyor. İlişkilerde korkulacak bir şey yok. Ama kendinizi eğitmezseniz her şeyden korkun. Çünkü sürekli olarak gelen size çarpar, giden size çarpar. Kaldırımın ortasından yürümeye çalıştığınızı hayal edin. Gittikçe kenara doğru kaçarsınız. Aman kimseye dokunmayayım, aman kimseye ellemeyeyim, kimse de beni görmesin. Hata da yapmayayım böylece derken duvarın kenarında sürtüne sürtüne giden acayip bir pozisyona gelirsiniz. Onun yerine ama öğrendiğiniz zaman şuna dönüşüyor. Ya ben bir filmin baş karakteriyim. Bak şimdi hayatta çok güzel zaten. Hava da çok güzel. İşte insanlar çok güzel. Bakın aradaki fark aslında kendini eğitmek bütün hayatı başka türlü yaşamaya çeviriyor. Bir de son zamanlarda en dikkatimi çeken şey aslında uzun zamandır böyleydi ama son zamanlarda daha da şey hale geldi. Böyle dikkatimi çekecek hale geldi. Hep çok basit şeyler isterim ben karşımdaki kişiden. Basit egzersizler, fotoğrafını çekmek, örnek fotoğraf veririm. Şöyle olacak, şöyle konuşacaksın, şunu yapacaksın, mesajını açmayacaksın ya da okundu yapıp şunu yazacaksın. Dikkat et, dur, panik olma. Bu sorular aklına gelecek. Bakın bunu da söylerim. Dikkat et, yani diyeceksin ki ya hayatında başkası olursa. Onu hissedebilirsin ama bu öyle olduğu anlamına gelmeyecek. Bunlar senin tuzakların olacak. Hani neler neler bütün şeyleri, ihtimalleri konuşuruz. Ama bir saniye sonra insanın hani birini etkilemek değil, kendini değiştirmek en zor gelir bize. Her zaman konuştuğumuz, her zaman yediğimiz, her zaman çıktığımız yolu değiştirmek gibi. Yani küçük bir şeyi değiştirmek bile bazen bize çok zahmetli görünüyor. Ama şunu da unutuyorsunuz. Yani şimdi bir işe girmek istiyorsunuz. O iş için bilgisayar kullanmanız gerekiyor. Siz bilgisayar kullanmayı bir iki denemişsiniz. Save tuşunun nerede olduğunu biliyorsunuz. Kapatmayı, açmayı biliyorsunuz. Diyorsunuz ki oldum ben şimdi bilgisayar mühendisi olarak buraya gireceğim. Nah girersiniz. Yani onu öğrenmezseniz hiçbir zaman olmayacak. Öğrenirseniz, daha da iyi öğrenirseniz her şey çok güzel olacak. Kötü bir örnek mi verdim? Bilmiyorum. Ama ya basit şeyler bunlar. Mesela hakikaten hayatın içinde şeyler vardır. Nasıl diyeyim mesela işte cümleler vardır. Nasıl giyinirseniz öyle insanlar size doğru gelir. Nasıl konuşursanız insanlar size öyle davranırlar. Nasıl bakarsanız insanlar size öyle bakıp incelerler sizi. Ya da neden korkarsanız o başınıza gelir. Çünkü korkuya fixlenirsiniz ya da bir şeye fixlenirseniz. Şöyle derseniz mesela herkesin evliliği bitiyor. Şimdi ben de ilişki yaşasam ne olacak? O da bitecek. Ah buraya geldiğiniz zaman işte siz öyle düşünüyorsanız aynen öyle olacak. Ama şunu derseniz bana ne el alemden. Ben bu gece bunu kurdum, bu cümleyi. Şey diye kurdum Gülşen Genç. Gramer hataları var diye. İşte Fransızca ödevinde bizim Türk dili gibi ya da şey gibi Türkçe dersi gibi. Öğretmeni gramer yanlışları var demiş. Bizimki de diyor ki herkesin gramer yanlışları var. Ben başlarım senin herkesin gramer yanlışlarına. Tavşeyi bu. Bana ne herkesin gramer yanlışından. Bana ne şeyinizden. Herkesin ilişkisine mutsuzluğundan ya da bilmem nesinden. Siz kendinizi düzeltin, paçanızı toparlayın, birazcık yontun kendinizi, biraz şey olun. Karşınızdaki kişiyle sadece, şimdi ne yapalım? Şimdi biz evlenecek miyiz? Ondan sonra ne yapacağız? Ya bunun da konuşma şeyi vardı zaten evleneceksiniz de saniye başı. Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Sonra ne olacak? Çocuklarımız kaçta? Ya konuşma konusu mu yok ya?